Kahramanmaraş doğumluyum. Çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Sonrasında da artık biz dedik ki ya biz yurt dışına gitmemiz lazım. Meslek lisesinden mühendislik bölümüne gelen tek insandım orada. 24 Temmuz'da takdir belgesi gönderdiler. 27 Temmuz'da da açığa alındım. Farklı projelerde bulundum Sağlık Bakanlığı'nın içerisinde. CV'ye baktı, direkt sözleşmeyi çıkardı. Süresiz sözleşme yapalım. Bir Alman firması, çalıştığım firma. 5 kilometre kalmış, 5 yıldır görüşmüyoruz. Afgan militanlar pushback olayı yaşadılar. Kafama silah dayadılar benim de. Allah bize dedi ki sıfırsınız, her şey benim. Umutsuzluğa kapılmamalı. Bu iş bitecek ve sonrasında diyeceğiz ki hey gidi günler. Almanya Hessen eyaletinden herkese merhaba. Bugün tutunanlarda elektrik elektronik mühendisi olan ve 6 yıl önce Almanya'ya gelmiş ve burada mesleğini icra eden Ali Tunç Bey ile beraberiz. Ali Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Ali Bey, burada tekrar mesleğinizi icra etme başarınızı, onun hikayesine geçeceğiz ama ondan önce sizi bir tanımak istiyoruz. Ali Tunç kimdir? Kahramanmaraş doğumluyum, 1980. Çiftçi bir ailenin çocuğuyum. 7 çocuğun 6.sı olarak dünyaya gelmişim. Annem okuma yazma bilmeyen bir insan. Babam ilkokul mezunu. Babamın tek isteği vardı, bizleri okutmak ve büyütmek. Bir meslek sahibi olması. İlkokulu kendi bulunduğum ilçede okudum. Daha sonrasında Kahramanmaraş merkezde devlet parasız yatılı olarak 11 yaşında ailemde artık terk etmek zorunda kaldım. Aslında benim hayat hikayem orada 11 yaşındayken başlıyor. Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi'nde 3 yıl boyunca orada okudum İmam Hatip'te. Sonrasında Sağlık Meslek Lisesi sınavlarına girdim ve Sağlık Meslek Lisesi'ni kazandım. Kahramanmaraş yine farklı bir ilçesinde Sağlık Meslek Lisesi'ne başladım. Bir yurtta kaldım orada. Okul dersleriyle birlikte üniversite sınavlarına da hazırlanmaya başladım. Daha lise 2'deyim. Sağlık Meslek Lisesi 4 yıl. Sağlık Meslek Lisesi'ni dereceyle bitirdim. 100 üzerinden 95 gibi bir dereceyle bitti. Okullar arası bilgi yarışmasında birinciliklerimiz falan vardı. O yüzden de okul müdürümüz bize ayrı bir itina gösteriyordu ki 3 arkadaştık özellikle de. Sağlık Meslek Lisesi'nde tam son sınıfındayız. 28 Şubat sürecini biliyorsunuzdur. İmam Hatip liselerinin önünü kapatmak için meslek liselerinde de üniversite sınavlarında puanlarını kestiler. Ben Sağlık Meslek Lisesi mezunuyum ve 3 yıl boyunca stajda yaptım. Hastaneyi vesaire iyi tanıyorum ama tıp fakültesine gitmem imkansız bir hale geldi. Lise 2'den beri üniversite sınavına hazırlandığım için dershaneye gittim. Yaklaşık 10 saat falan ders çalıştığımı biliyorum o zaman diliminde. Full'e yakın bir derece yapmamıza rağmen Niğde Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisliğini kazandım. Meslek lisesinden o üniversiteye gelen, mühendislik bölümüne gelen tek insandım orada. Çünkü hocalarım da artık inanamıyordu yani. Kas ayaksızlığından dolayı bir meslek lisesinin bir üniversitedeki mühendislik bölümüne girmesinin imkanı yok diye düşünüyorlardı. İlk dönem üniversiteyi okudum ve o arada DMS diye bir, KPSS diye bir sınav vardı. Ona girdim ve orada da bir derece yaptım. Niğde Devlet Hastanesi ilk tercihimdi. Niğde Devlet Hastanesi'nde çalışmaya başladım orada. Gündüzleri okula gittim, gece nöbetler. 112'de çalıştım orada. Laboratuvarında çalıştım hastanede. İnsanlardan kan alıyordum. Kan alıp bittikten sonra gidip formüle ezberliyordum. Mühendislik bölümü biliyorsunuz ne kadar zordur. Ambulansın içerisinde hastayı stabil hale getirdikten sonra sevk oluyordu hastalar. Orada ambulansın içerisinde çok ders çalıştığımı biliyorum. 24 saat nöbet tutuyordum. Gündüzünde tekrardan okula gidiyordum. İlk ders saatlerinde hiç unutmam yazılarıma bakıyorum böyle kaymış. Artık uyuyorum yani. 24 saatin sonunda acil gibi bir yerde çalışıyorsunuz. Sonrasında da tekrardan okula gidiyorsunuz ve bir 4 yıl öyle geçti. Çok az uykuyla birlikte mühendislik fakültesi bitti. Yüksek lisansa da başladım o aynı üniversitede çalışmaya devam ederken. Sağlık Meslek Lisesi, mühendislik çok ayrı dallar aslında ikisine baktığınızda. Yüksek lisansı da o yüzden elektronikle sağlığı birleştirip MRT üzerinde yeni bir tez ortaya çıkarttık aslında. Böyle MATLAB bazı programlarla, filtrelemelerle o MRT görüntülerinin daha net bir şekilde doktorlara daha çok yardımcı olacağı şeklinde onun üzerinde çalışmalarda bulundum. Halen sağlık memuru olarak çalışıyordum. Sağlık Bakanlığı bir sınav açtı. Ünvan değişikliği sınavı diye. Ve orada da yine bir derece oldu. Yani Türkiye derecesi ikinci oldum orada da. Sonrasında sağlık memurluğu kadrosuna, mühendislik kadrosuna. Normal şartlar altında elektrik elektronik mühendisiydim ama bilgi işlem dairesinde yöneticisi olarak çalışıyordum orada. Farklı projelerde bulundum.
Sağlık Bakanlığı'nın içerisinde, sağlık müdürlüklerinde vesaire işte. Takdir, teşekkür vesaire birçok belgeleri aldım. En sonuncu çok gülüştür aslında, trajikomik bir olay. Kaç tane mühendis, birkaç tane doktor bir proje üzerinde çalıştık. 20 Temmuz'da bitti proje, 24 Temmuz'da bakanlıktan bana takdir belgesi gönderdiler. Trajikomik olay şu, 27 Temmuz'da da açığa alındım. Yani bu kadar şey, önce takdirname, sonrasında da işinize son verdik. O takdirin arkasından böyle bir takdirin gelmesi, açığa alınmış olmanız, ne hissettiniz o anda? Yıkıldım resmen yani. Müdürüm de dahil olmak üzere hepsi bakanlıkla irtibata geçti aslında. Bu kişi yani vatanını, milletini seven ve çok çalışan bir insan. Bakanlığın dijitalleşmesinde öncülük edenlerden bir insandım. Millet kağıt, kürekle vesaire uğraşırken 2008 yılı gibi bir dönemde E-Devlet gibi bir sistem diyelim. Tüm köylere evraklar gidiyordu. Bir şeyde milyonlarca kağıt para harcanıyordu. Bir yıl içerisindeki bir çalışmayla Sağlık Bakanlığı'nın 2016-2017'deki planlarını 2008 yılında biz hayata geçirmiştik. Ben bir termik santralinde iş güvenliği uzmanı olarak çalıştım. A sınıf iş güvenliği uzmanı. Termik santrali elektrik üretiyor ve benden önceki oran iş güvenliği uzmanı ziraat mühendisi arkadaş. Yani öyle bir çarpık olay. TÜBİTAK'ın başına getirdikleri hayvanat bahçesinin işte müdürüm diyor yardımcısına getirip TÜBİTAK'ın başına koydukları gibi elektrik mühendisi, elektrik santrali 450 megawatt bakın kaç tane şehri besleyen çok tehlikeli bir iş yerinde iş güvenliği uzmanı, elektrik mühendisi değil de başka bir ziraat mühendisi olarak çalışıyorlar yani. Mühendislik, bilgi işlem, iş güvenliği uzmanlığı ve üçünün bir toplamı büyük bir potansiyeldi. Yani oradaki arkadaşlarım birçoğu şunu söylüyordu. Ya bu kadar için niye çalışıyorsun? Bu soruyu ben de sormuş olayım. Bu kadar niye çalıştınız? Bize öğretilen şu, vatan milletimiz için yapmamız gereken ne yapıyorsa yapılması gerekiyordu. Telefonu iş yerinde şarj etmeyip evde şarj ediyordum. Abdest alırken diyeyim, acaba bunun hakkına giriyor muyum diye de düşünüyordum yani. Devlet dairesinde o abdestin suyunu boşa harcıyor muyum diye. Bu bizim yetiştirilme tarzımız. Annem öyle bir insan ki yani ben bir gün bile bilmiyorum gece teheccüdünü kaçırmış bir insan değil. Ramazan boyunca 4 kez Kur'an'ı hatmeden bir insan. Okuma yazması yok ama iman ve dürüstlük konusunda hiçbir şekilde taviz vermeyen bir insan. Ve biz bunu bu şekilde yetiştirildik. Şöyle dua ediyordum ben. Allah'ım benim anne babama hayırlı bir evlat eyle. Vatana milletine hayırlı bir birey eyle. Çünkü biz biliyorduk ki bu işi ibadet niyetine yapıyorduk yani. Tahkiki imanın aslı bize bunu gerektiriyor yani. Devletini, milletini sevmek ve çalışmak yani. Başka bir şey yok. Peki yani öyle bir devletin size böyle bir hareket çekmiş olması sizde bir kırgınlık oluşturdu mu? İlk zamanlarda evet. Çünkü o tepki vesaire ilk zamanlarda hakikaten oluştu. Yani niye böyle bir şey oldu yani? O olaydan sonra herkes kaçışırken birçok insan beni ziyarete geldi. Müdürüm dediğim şahıs gelip beni ziyaret etti. O zaman şey gibi kaçılan insanlardık. O kadar iyi bir samimiyet ortamı oluştu ki yani hepimiz birbirimizi tanıdığımızdan dolayı, insani olarak birbirimizi bildiğimizden dolayı hepsi geldiler, ziyaret ettiler, geçmiş olsun dediler. Bir kırgınlık oldu ama sonrasında dedik ki ya her şeyde bir hayır var, imtihan dünyası. Daha sonrasında işimizi iyi yaptığımız için özel sektörden teklif aldık vesaire. Bunlara başladık özel sektörde çalışmaya ve çalıştırmadılar inayetinde yani belli bir süre sonra. Sonrasında da artık biz dedik ki ya biz yurt dışına gitmemiz lazım. Yol gözüktü, yolculuk başladı. Evet, yolculuk başladı. Yolculuk serüveninizi bir dinleyelim sizden. Kolay değildi yani yurt dışına çıkmak ve mimlendikten sonra özellikle de. Sonra Allah bir şekilde bizi bu taraflara getirdi. Bayağı bir zor oldu o yolculuk hakikaten. Kimseye yaşatmasın derim. O yolda vefat edenler vesaireler var. Bir sürü insanlar var. Ama bu yolculuğa da ben aslında tamamen hicret gözüyle bakıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl hicret etmişse tüm alimler kendi doğduğu şehirlerde, kendi doğduğu ülkelerinde birçoğu kalmamışlar. Bir şekilde sürgün edilmişler. Ali sen doğru yoldasın. Yaptığın hiçbir işte ne devletine ne milletine zarar verecek hiçbir iş yapmadın. Allah'ın hoşuna gitmeyecek de hiçbir iş yapmadın. Rabbimden geldiğini gördüm. Her şeyin asıl sahibi benim dedi Allah. Seni tekrar buradan sıfırdan başlatıyorum dedi. Sıfır noktasında geldim Almanya'ya. Cebimde çok az bir para var. Ve ben burada nasıl kalacağım, ne yapacağım hiçbir şey bilmiyorum. Bildiğim tek kelime halo.
Bir de Bizimkiler dizisi vardı hatırlarsanız. Orada bir tane Almanla dönen Dunkhoff diye bir tane bir şey söylerdi. Affedersin çok böyle aptal vesaire diyen bir adam vardı oğluna hep. Bir onu biliyorum bir onu. Başka da bir şey bilmiyorum. Bir hal o bir o. Baktım bu iş dil öğrenmeden olmayacak. 6-7 saat falan böyle ders çalışmalar. Konuşma da lazım, sosyal hayat da lazım. Lösemi Derneği buldum. İnsanlara, lösemili çocuklara yardım eden derneği. Orada çalışmaya başladım gönüllü olarak. Yaklaşık 2 yıl kadar eski sağlık geçmişim olduğu için bir huzur evine de başvurdum. Haftanın bir günü de huzur evindeki hastalara gazete okumaya başladım. Çünkü hem dilim gelişsin hem onlarla muhabbet edeyim. 80 yaşında Zibilye. Ablası da var, üst katta kalıyor. Şu an 81 yaşında. Fara tur dedikleri, yani bisiklet turlarına, gezi olarak bisiklet turlarına gidiyorlar. Günlük yaklaşık 50 kilometre e-bike olmadan, 50 kilometre bisiklet sürüyor. 80 yaşındaki dediğim kişi, yazın her gün yüzmede, kort tenisi oynuyor ve Fransızca yeni bir dil öğreniyor. Onlar evine de girip çıkıyordum, kahvaltı yapıyorduk birlikte, hep bir sürü işler yapıyorduk. Bana neden yardım ettiğini sordum. Dorothy ve Wolfgang aynı şeyi sormuştu. O demişti onlar bana, eğer ben insanlara yardım etmeyeceksem niye yaşıyorum diye. Zibilya dediğim kişi çok hoş bir insan. Onun da söylediği, ya insan vücudunun diyor spor yapmaya, dinç olmaya ihtiyacı olduğu gibi beynin de aynı şekilde insanlara yardım ederek, insanlara böyle farklı diller öğreterek yardımı, sporu odur diyor. İnançlı bir insan bu. Beraber Peygamber Efendimiz'in hayatını okuduğumuzda çok şeylerin değiştiğini gördüm. Çok kitap okuyor insanlar, bu insanlar. Yaklaşık 6 saat diyebilirim Dorothy. Kitabı hiç bırakmıyor elinden. Diğeri de hakeza. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını ve Kur'an-ı Kerim'de ayetlerini artık bana sormaya başlıyordu yani. Bu ayet neden böyle, bu ayet neden böyle? 6 ay kamp dönemim oldu. Orada da yardım eden insanlar vardı yine. Ya 80 yaşındaki insan, 89 yaşındaki insan geliyordu bizlere çay servisi yapıyordu. Gavur dediğimiz insanlar. Yani Türkiye tabiriyle gavur, bunlardan hiçbir şey olmaz dediğimiz insanlar bize hizmet ediyordu orada. Oradaki bizim arkadaşların tavırları vesaire çok dikkatini çekiyor. Başka bir yardım eden, 40 yaşlarında bir bayan vardı. İrtibatı koparmamıştık. En sonunda geçen yıldı, tekrar görüştük, ne yapıyorsun, ne diyorsun dediğimde ve din değiştirdiğini, Müslüman olduğunu söyledi. İnsanlarla irtibat kurduktan sonra artık şunu dedim yani kendi kendime, artık çalışma vakti geldi. Oturumda gelmemişti hala. Birkaç iş başvurusunda bulundum. Bir arkadaşım da ya bizim şöyle bir şirketimiz var, gel buraya da başvur dedi. Bir Alman şirketiydi burası. Bir randevu verdi. Randevuda gittiğimde, görüştüğümde şahsla bir 15 dakika falan görüştük. Ne yapıyorsunuz, ne yaptım, geçmişimi, niye buraya geldim vesaire. İşte bu kadar güzel mesleğiniz varken orada CV'nize bakıyor. İşte yaptığınız işler ayrıntılı bir şekilde yazmışız. Ya niye bunda? Tabii hemen insanlarda soru işareti oluyor. Çünkü böyle yetişmiş elemanları görmeleri pek mümkün değil yani, direkt bu şekilde gelmeleri. Lösemili Çocuklar Derneği'nde bir belediye başkanıyla bir oturduk, muhabbet ettik. Orada bana bir söylediği bir söz vardı. Sen dedi ve senin gibiler, sizler dedi, bize dedi Erdoğan'ın hediyelerisiniz dedi. Biz diyor sizin gibi insanları yetiştirmek için diyor milyonlar harcıyoruz diyor. Binlerce euro harcıyoruz burada diyor. Ve belli bir seviyeye geliyor. Ondan sonra iş yapabiliyoruz. Ama şu anda diyor direkt geldiniz. Konuştuk biraz şahsına, CV'ye baktı. Şahsın, o yöneticinin, şirketimizin şu andaki yöneticisinin söylediği söz şu oldu. Direkt sözleşmeyi çıkardı ve koydu ki seninle dedi unbefristet, yani süresiz sözleşme yapalım. Emekli olana kadar bizde çalış. Niye böyle bir karara vardın dedi. Şeyi görünce işte belgeleri vesaire, orada mühendisliğimizi falan burada tanıttık. Mühendisler odasına kayıt yaptırdık işte. Diğer burada Alman üniversitelerinden bir yerde mezun olmuş gibi. Bir diploma denkliğimizi vesaire yaptırdık. Başlasam bile o arada dil kursuna da devam ediyorum. Kursum bitsin, sınava gireyim, öyle geleyim. Tamam dedi, hiç sorun değil. Sonrasında oturumum yok o arada. Oturumum olmamasına rağmen tamam ben çözerim o işi dedi şahıs. Ben bir gün bekledim, iki gün bekledim, göndermedim. Bana tekrar telefon açtı. Başka bir şey mi istiyorsun gibi. Normalde çalışan firmaların etrafında gider. Bu kişi beni sıkıştırmaya başlıyor. Hadi ne zaman geliyorsun, ne yapıyorsun? Kaç gün sonra yine biz Dorothy ile işte görüştük, ne yapalım. Wolfgang'la beraber eşiyle görüştük, ne yapalım. Sonrasında onayladık, imzaladım. Tekrardan gönderdim. Ama bu arada benim oturumum olmadığı için çalışma iznim de yok. İş yeri dedi ki biz bunu hallederiz. Yabancılar şubesiyle
yazışmalarını gerçekleştirdi ve sonrasında da yabancılar şubesine kabul ettirdi. Tamam dedi, biz bu arkadaşın oturumu olmasa dahi biz burada çalışmasını istiyoruz. Orada çalışmak için de aslında bir sertifika programından geçmeniz lazım. Eğitimini alıp sonrasında sertifikalandırma. Bir sınav yapıyorlar, sonrasında sertifika veriyorlar. Eğitimini aldık bir hafta kadar, sonra sınav yaptılar. Sınavda başarılı olduk ve bu işi yapmaya hak kazandık. Sonra aradan birkaç yıl sonra tekrardan bir üst seviye, yani devamlı olarak bir geliştirme aşamasında oldu. Ve o şekilde çalışma hayatına başladım. İngiliz yazarının bir sözü var. İyi bir Almanca öğrenmek bir yaşam yetmez. Öğrenmek için bir yaşam yetmez diyordu. Dedim bunu devam ettirmemiz lazım. İşten sonra ben dile devam ettim. C1 seviyesine kadar dil öğrendik. O çocuklar gelmeden ne kadar hızlı öğrensem o kadar iyiydi benim için. Bir Alman firması, çalıştığım firma. Tüm Almanya genel çalışıyor. Müşterilerimizin arasında Porsche var, Bosch var, büyük metro var. Bankalar var, birçok banka var. Fabrikaların içerisindeki çalışan makinelerin, robotlar da dahil olmak üzere bunun içerisinde CNC tezgahlarıdır. İşte farklı makinelerin ve elektrik panolarının, elektriğin olduğu her yerin 4 yılda bir kontrol edilmesi gerekiyor. Ölçümlerini yapıyoruz ve sonrasında onay veriyoruz diye. Aslında söylenecek çok şey var. Ancak şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bugünler geçecek, sıkıntılar bitecek. Ben buna adım gibi eminim. Allah'a imanım kadar eminim. Ve bizler de Türkiye'deki kardeşlerimizin maddi ve manevi olarak yanınızdayız. Umutsuzluğa kapılmamalı. Bu iş bitecek ve sonrasında diyeceğiz ki hey gidi günler. Bu geçiş sırasında çocuklarınızla mı beraber geçtiniz? Ben tek başıma geçtim. Anne tek başına 3 çocukla Türkiye'de, o da çalışıyor, onlara bakmak zorunda, okullara götürüyor, getiriyor vesaire. Hakikaten zor bir dönemdi benim için. Çocuklarla birlikte olamamak, babanın en çok herhalde çocuklarından ayrı kalmasıdır. Ona babalık görevini yapamaması en ağır gelen durumlardan bir tanesidir. Buraya geldikten bir 4 yıl sonra çocuklarım geldi buraya. Sadece çocuklarım aile birleşmesiyle geldi. Çocuklarla birlikte yaklaşık 1-1,5 yıl kadar Almanya'da yalnız yaşadım. Buraya geldiler ancak kalacak bir yer yok. Taşınmak zorunda kaldım. Onların adaptasyon süreci var. Anne yok. Dil bilmiyorlar. Okullarının kayıtlarından tutun da tüm oturum izinleridir. Bu süreçler hakikaten zordu benim için. Büyük kızım şu an 16 yaşında. O yaşından çok büyük işlerin altına girdi. Sanki böyle hem annelik yaptı. Yemekleri de yardım ettiler. İşte işe gidiyordum, geliyordum. Bir şey olsa tekrardan gel. Anne ne kadar ayrı durabilir çocuklarımdan. Türkiye'de olmadığım için bu kez de hanım üzerinde problemler olmaya başladı. Çıkış yasakları vesaire. Türkiye'den çıkacağı zamanda Meriç üzerinden ben buradan Yunanistan'a gittim. Onu almaya gittim. Eşimle yeğenimi almaya gittim, ikisi beraberlerdi. Geçti bu tarafa, Yunanistan tarafına. 10 dakika daha yürüseler o anda biz kavuşacaktık. Ama orada Afgan militanlar tekrardan pushback olayı yaşadılar. Orada benim akrabamın bir tanesi vefat etti yine. Selam ver. Dayıcım sen de bir selam ver bana. Tamamen soyuldular. Ellerinde, ceplerinde ne varsa, kocukları, cep telefonu, kimlik vesaire hepsi silah sıktılar arkasından ki geri gelmesinler diye. Ben de oradaydım. Çok yakınımdaydı. 5 kilometre kalmış. 5 yıldır görüşmüyoruz. O ara ben polislerin yanına gittim. Ya bak eşim burada, gelin bunlara yardım edin bana vesaire dedim ama hiç kimse bizi dinlemedi orada. Ve orada kafama silah dayadılar benim de. Git buradan yoksa seni de alır götürürüz, öbür tarafa göndeririz diye. Rabbim ama en sonunda böyle 5-6. denemeden sonra onlara da kavuşmayı bizlere nasip etti. 5. yılın sonundaydı yani. 5. yılın sonunda tekrardan biz aile, bir aile olabildik tekrardan. Eşim şu an dil öğreniyor. Ben çalışmaya devam ediyorum. Bir yıl geçti. Dedim ki artık bir şey devam etmesi lazım. Ben bir şeyler daha yapmam lazım yani. Boş durduğum zaman hayatımda yok yani böyle boş durma. Dedim bu şimdi bir IT alanında, Hakan Hoca'nın da tavsiyeleriyle bir IT alanında tekrardan kurs alıyorum. Çünkü daha öncesinde bir geçmişim olduğu için bu işe devam ederim. O yolda yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Şimdi bu yol, bu yolun içerisinde, yolun kaderinde diyelim, göç de oldu. Ve bu göç gördüğüm kadarıyla, yani zorluklarıyla,
değişik anlarla sizde bayağı bir yer etmiş, iz etmiş. Bütün bunların hepsinin içerisinde bu göçün size hayat adına öğrettiği en önemli şey ne oldu? İnsan olmak diyebilirim ben bu konuda. İnsan. İnsan Müslümanlıktan önce Peygamber Efendimiz şu sözü aklıma geldi. İnsan olmalı. Dürüst olmalı, ahlaklı olmalı, emanet ihanet etmemeli. Kişi ayırt etmeden yardım etmeli. Bu insanlara Müslümanlığın nasıl olması gerektiğini göstermemiz gerekiyor. Çünkü çok yanlış anlatmışlar. Çok yanlış tanıyorlar Müslümanlığı. Tanıdıkça etrafımdaki insanlar ve iş yerindeki insanlar özellikle. Dürüstlüğü vesaire gördükten sonra şunu birçok kez duymuşumdur. Sizi tanımadan önce Müslümanlığı farklı zannediyordum. Görüyorsunuz Orta Doğu'nun halini, Türkiye'nin halini. İnsanlar Müslüman deyince kafa kesen, adam öldüren, karısına, kızına böyle sokak ortasında döldüren, döven, 2-3 tane eşle evlenebilen bu şekilde görüyorlar. Eşim burada kapalı bir bayan araba sürüyor. Araba sürdüğünü görüyor komşu. Aa sen araba mı sürüyorsun? Ya bu kadar diyeyim. Bunları yıkıp ya insanlığa, Müslümanlığın aslında nasıl değerli bir şey olduğunu göstermemiz gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öncesinde ahlaklı, emindi, dürüsttü. Her şeyden önce çok sevgi dolu bir insandı. Ve sonrasında Müslüman oldu. Eğer bu ahlak ve kültürdeki sevgi, dürüstlük, el emin sıfatı yoksa Müslüman olarak koyduğunuzda yakışmıyor ona. Burada insanlar hakikaten çok aç yani. Gün geçtikçe de ateistlik Almanya'da çok artıyor. Gidip baksanız kiliselere hiçbir tane böyle genç çok nadirdir. Hep yaşlı insanlardı böyle gidenler gelenler. Onlarla da irtibat kuruyoruz. Burada komşularım var. Papaz, iki tane profesör olmuş insanlar. Tıp konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Çok saygıdeğer insanlar hakikaten. Çok böyle yardımseverler, konuşanlar. Karşı komşumuz Joe ile Nina var. Onların hakkını yememek lazım. Buraya geldiğimizde çocuklarıma çok yardım ettiler. Her gün çocuklarım onların evindeydi. Politikacıların empoze etmeye çalıştığı şeyler var. Bu tüm dünyada ülkelerinde böyle. Kendi politika çıkarları için bizleri çok güzel kullanmışlar. İlkokuldan beri öğrendiğimiz şey düşman. Onları bulduğumuz yerde öldürmek. Onlar bizi işte kanlarımızı dökmüşler. Şunları yaptılar, bunları yaptılar. Yunanistan'a gittiğimde o kadar çok cana yakın insanlar ki. Dedim ki bize çok yanlış şeyler öğretmişler. Gavur diyorsunuz mesela. Şimdi buradaki gavur dediğimiz insanların yaptıklarını Türkiye'de bir Müslüman bir Hristiyan'a yapsa buradaki Hristiyan'ın Müslümanlara yaptığını o insanı orada yaşatmazlar. Sonradan gelen işte mülteci dediğimiz kişilere kışın ortasında kermes yapıp soğukta insanlara yardım için para topluyorlardı. Karnavallar var. Orada satıyorlar ve gelirlerini o sonradan gelen insanlara aktarıyorlar. Düşünce olarak tarzımı bu değiştirdi. İkincisi de sıfır. Allah bize dedi ki sıfırsınız, her şey benim. Ben istediğim anda her şeyi bitiririm. Çocuğunuz da benim dedi Allah. Eşiniz de, malınız da, mülkünüz de. Allah bizi buraya gönderdi ve bunun da bir hikmeti kesinlikle var. Asıl yaşama amacımızı biliyoruz. O yolda devam etmek gerek aslında. Bu süre zarfında anne babam her şekilde bana destek oldular. Felç geçirdi babam. Öyle bir durumu oldu, yatalak oldu vesaire. Üstüne en sonunda işte deprem oldu biliyorsunuz Kahramanmaraş'ta. Çok şükür ama orada evsiz vesaire kaldılar ama yaşıyorlar. Buraya getirdim, onlar buraya geldiler. Uzun bir süreden sonra kavuşma anı hakikaten çok şeydi yani. Anne özellikle. İnşallah nasip olursa tekrardan gelecekler bakalım. Kayınbabam da herkese bu dönemde hakikaten bana çok yardımcı olanlardan bir tanesiydi. O da geldi hemen buraya sonrasında. Yeşim falan gelince onlar da geldiler. Geride bir bıraktığınız vatan var. Özlüyor musunuz? Tabii ki. Yani oran toprağı, her zaman bizim toprağımız yani. Şu andaki yönetim öyle, politika öyle. Ama yarın bir gün gördük ki bu ülkede 40 sene sonra da olsa, 20 sene sonra da olsa her şey değişiveriyor. Bir anda terörist diye anımsadığınız kişileri baş tacı yapabiliyorsunuz. Orta Doğu'nun hep durumu böyle olmuş zaten. Orası bizim vatanımız, milletimiz. Onlar gelip geçici yani. Asıl sahipleri biziz o vatanın. Sohbet güzel fakat zamanımız da doluyor. Evet. Son olarak ne söylemek istersiniz?
Aslında söylenecek çok şey var. Ancak şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bugünler geçecek, sıkıntılar bitecek. Ben buna adım gibi eminim. Allah'a imanım kadar eminim. Ve bizler de Türkiye'deki kardeşlerimizin maddi ve manevi olarak yanınızdayız. Umutsuzluğa kapılmamalı. Bu iş bitecek ve sonrasında diyeceğiz ki, hey gidi günler.